أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Mevzumuz Şiilerde, yani İran, İran'ın dininde mezhep mi, din mi? Şimdi göreceksiniz. Şiilerde iman esası. Bizde iman esası amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusuli vel yevmil ahir ve bil kaderi hayri ve şerri min Allahi Teala ilahir gidiyor. Yani Allah'a ve melaiketihi ve kutubihi ve rusuli vel yevmil ahir ve bil kader. Onlar da tevhid, adalet, nübüvvet, maat, yani tahrif edilmiş ahiret inancı var. Onların iman esasını sayıyorum. Tevhid, adalet, nübüvvet, me'at, yani tahrif edilmiş ahiret inancı. Göreceksiniz biraz sonra. Ahiret inancı tahrif edilmiş. Ne yaptı? Tevhid 1, adalet 2, nübüvvet 3, me'at 3, şey 4, imamet 5, seçilmiş günahsız imamlara imam diyorlar. Mesela şu andaki İran'ın imamı. Onlara seçilmiş imam deniliyor. Bunlar günahsızdır, masumdur derler. İmamet, yani başta olmak üzere bir de yani başta olmak üzere bunlar ricat, bazı seçilmiş kimselerin yeryüzüne dönmelerine inanmak. Ne yaptı? Ricat var. Tevhid 1, adalet 2, nübüvvet 3, me'at 4, imamet 5, Ricat 6. Ricat, bazı seçilmiş kimselerin yeryüzüne tekrar dönmelerine inanmak. Yani kayıp imam var ya, 12. imam. Onu ve onun gibi bazıları kayıpmış, gitmişler, tekrar dönecekler. Ne yaptı? Bir de takiye. Takiye, yani gerçek düşünce ve inançlarını gizlemektir. Takiye yapmak var ya, Fethullah çok yapardı bunu. Takiye, yani gerçek düşünce ve inançlarını gizlemek. O zaman topluyorum. Tevhid 1, adalet 2, nübüvvet 3, me'at 4, imamet 5, ricat 6, takiye 7. Bunlar da 7. Şia, İman şartları arasında meleklere, kitaplara, kadere imanı saymazlar. Bak, 3 tane iman esası yok bizimkilerde. Meleklere, kitaplara ve kadere. Bunu da göreceksiniz, biraz sonra okuyacağım. Niçin meleklere iman yok, niçin kitapları yok, onu da göreceğiz. İmametleri peygamberlerin devamı olarak saydıkları için, imametleri peygamberlerin devamı olarak sayıyorlar. Ondan peygamberlere iman var, nübüvvet var. Sebebi, onu da inkar edecekler de, imamet nübüvvetin devamı olduğunu, masum imamlar peygamberlik gibi olduklarından dolayı peygamberlere imanı sayarlar. İmametleri peygamberlerin devamı olarak sayarlar. Bunlar yalnız Allah Celle Celaluhu seçer. Yeryüzündeki Allah'ın temsilcileri olarak görürler. Mesela şu andaki İran'ın dini lideri Hamaney midir? O. Bunlar Allah seçmiştir. Allah'ın temsilcileridir. O ne diyorsa Allah diyordur. O masumdur. Neyse, devam edecek. Ahirette de hesabı yine imamlar görecekmiş. Hani haşir meydanında Cenab-ı Hak hesap çekecek ya hepimizi. Onlar da, Şialar da ahirette hesabı şu anda seçilmiş imamlar, ne kadar seçilmiş o imamlar bir araya gelecek ve insanların hesabını bu imamlar görecek. Şiilere günahları sorulmayacaktır. Şii misin? Senin günahın sorulmayacak. Şii değil misin? Hiç şansın yok. Onlara göre tabii. Şiilerin dört büyük kitaplarından, Şiilerde dört büyük kitap kitaplarından El Kütübül Erba deniliyor. Dört büyük kitap. İlkinin yazarı El Küleyn.
Hazreti Peygamber tarafından bu El Küleyn yazmış. Ne var içerisinde? Hazreti Peygamber tarafından Hazreti Ali'ye radıyallahu anh yazdırılmış ve Hazreti Fatıma'ya verilmiş. Bunun içinde ne kadar ayet var? 17 bin ayeti içeren ve 70 arşın uzunluğunda, 70 arşın uzunluğunda, yani günümüzün 3 misli büyüklüğünde, Kur'an-ı Kerim'in 3 misli büyüklüğünde bir Kur'an-ı Kerim bulunduğunu iddia etmektedirler. İçerisinde 17 bin ayet var. Bu Hazreti Peygamber tarafından Hazreti Ali'ye yazdırılmış ve Hazreti Fatıma'ya verilmiş. Benzer şekilde vahiy meleği Hazreti Cebrail'in de dahil olduğu meleklerde Şia'nın Kur'an-ı Kerim'e yaptıkları bu çirkin iftiralardan nasiplerini almışlardır. Meleklerin için imam yok meleklere. Çünkü meleklerin başı Cebrail hata yapmıştır. Kusurludur. Niye? Hazreti Ali ile Hazreti Peygamber radıyallahu anh ve aleyhissalatü vesselam birbirine o kadar benziyorlarmış ki Cebrail aleyhisselam vahiyi karıştırmış. Hazreti Ali'yi getireceği yerde Hazreti Peygamber'e getirmiş. Onun için meleklere iman kaldırılmış. Bu Şiilerin yani. Cebrail aleyhisselam da bu din tahriflerinden, Cebrail aleyhisselam da melekler de nasiplerini almışlar. Şia'nın Kur'an-ı Kerim'e yaptıkları bu çirkin iftiradan nasiplerini almışlardır. Şia'da meleklere iman da temel iman esasları arasında sayılmamıştır. Zaten Hazreti Cebrail aleyhisselam birbirine çok benzedikleri için Hazreti Ali yerine yanlışlıkla Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselama vahiy getirdiğine inanacak kadar sapkınlıklarında kendilerine yer buldukları Şia dininin meleklere imana gereken değeri vermemesi gayet normaldir. Şimdi bunu yanlışlık yapan Cebrail'e şimdi iman esasına sayılır mı? Evet. Şiilerin iman esaslarından biri de ricat, yani kayıp imamın ortaya çıkmasıdır. Kayıp imam varmış, tamam mı? O 12. imam, o kayıp. Ona iman esaslarındandır. Şiiler 12 imamın tekrar dünyaya dönerek 12 tane imam, kayıp 12 tane varmış. Tekrar dünyaya dönerek Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı dirilteceğine, o 12 imam gelecekmiş, kayıp imam. Diriltince niye geleceklermiş? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendilerimizi diriltecek ve onları astıracak ve cezalandıracağına inanmaktadırlar. Onun için Ebu Bekir'e ve Ömer'e düşmandırlar. Niye Hazreti Osman'a değiller? Çünkü Hazreti Osman'ı onlar katletti. Yani cezasını verdiler, daha ceza verilmez. Şiilerin diğer bir iman esasları da takkiyedir. Yani inançlarını ve düşüncelerini Müslümanlar dahil herkesten gizlemek. Yani gizlemek, gizli olmak iman esasındandır. Farklı görünerek gizliden gizli hareket etmektir. Takkiye yapmak Şiilikte vaciptir, zorunludur. Takkiye yapmayan kişi hakkıyla iman etmiş sayılmamaktadır. Onun için Türkiye'deki projelerinden bir tanesi de bu. Mesela Mustafa İslamoğlu onlardan bir tanesi. Onu takkiye yapmak zorundadır. Hatta o kadar ileri giderler ki kendi o kadar gizlenmeye ihtiyaçları var ki çocuklarına Ebu Bekir ve Ömer de koyarlar. Bu takkiyelerinin gereğidir. Şiilere göre Sünniler Müslüman değillerdir. Malumun üzerine Şia hak bir mezhep değildir. Malumdur. Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhum dönemlerinde bu nasıl çıktı ondan biraz bahsedeyim. Dönemlerinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemlerinde Suriye, Mısır, Irak ve İran fethedildi. Yahudi alimi olan ve alim ve filozof olan Saul yalandan Hristiyan oldu. Yani baktı ki Hristiyanlık yayıldı. Şimdi başka bir şey anlatmak için bunu şey yapıyorum. Hristiyanlık nasıl bozuldu diye aynı yöntemi Müslümanlara da yaptılar. Yahudi alimi olan filozof Saul
yalandan Hristiyan oldu ve Pavlos ismini aldı. Kiliseye çekilerek uzun müddet inziva hayatı yaşadı. Hristiyan dininin icablarını harfiyen yerine getiriyor ve gitgide halkın itimadını kazanıyordu. Sonunda Hristiyanların sevgi ve hoşgörüsüne o derece sahip oldu ki, bu Pavlos, takma ismi, öyle kadar Hristiyanlar sevdi ki bunları, kendisine bir havari gibi hürmet etmeye başladılar. Pavlos, bu sevgiyi Hristiyanlığı bozmakta çok dessas bir şekilde kullanmasını bildi. Hazreti İsa Aleyhisselam ile görüştüğüne ve ondan talimat aldığına ve halkı inandırmayı başardı. Kesif ve planlı gayretleri sonucu Hristiyanların hem itikatlarını hem ibadetlerini hakikatinden saptırmaya, batıl mezhep ve fırkaları ortaya çıkarmaya muvaffak oldu. Artık tevhid yerine teslis almış, teslis böyle çıktı. Yani Hristiyanlar bir tek mabuda beden, bir tek mabuda bedel, Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Meryem'e ihlallık isnat etmeye başarmışlardır. Yahudiler, yani bu Hristiyanlığı nasıl bozdular? Niye bunu konuştum? Yahudiler her dinin düşmanı olduklarından Hristiyanlığı böyle bozdular. Şimdi İslamiyet'i nasıl bozacaklar? Yahudiler İslam'ın yükselişini Hristiyanlardan daha büyüktü. Daha tehlikeli görüyordu İslamiyet'i. Çünkü akla ve mantığa muvafık olduğundan kalplere sirayet ediyordu İslamiyet. Yahudiler Hristiyanlara yaptıkları oyunu Müslümanlara da oynamak adına Medine'de İbn-i Sebe'yi sahneye çıkardılar. Medine'de İbn-i Sebe. Bu Müslümanlar arasında fitne, ayrılık çıkarttı ve manevi bağları çözmeye gayret etti. Hurafeleri sokmak, çok ciddi İslamiyet'i yaşıyor gösterdi kendisini. O kadar ciddi yaşıyordu ki sahabeler bile anlamadı bu adamı. Hazreti Ali radıyallahu anh'a sık sık sohbet ediyordu onunla. Her fitneyi fırsat kabul ediyordu. Aslında İbn-i Sebe Yahudi. Valilerin yönetiminden razı olmayanları organize etti ve Hazreti Osman radıyallahu anh'ın aleyhine toplamayı başardı. Uzun ben, çok kısa kesiyorum yani Hazreti Osman nasıl şey yaptı, şehit etti diye. İbn-i Sebe bu arada Şii'nin ilk çekirdeği olan Sebiye mezhebini kurdu. İbn-i Sebe kurdu, Yahudi. Yani Hristiyanları Yahudiler nasıl bozdu? Aynı yöntemi bak İslam'a uyguluyor. İbn-i Sebe bu arada valilerden küs olanları organize etmeyi becerdi ve Hazreti Osman'ı malum şekilde şehit etti. Bu arada Şiiliğin ilk çekirdeği olan Sebiye mezhebini kurdu. Mısır'da kurdu bunu. Hazreti Ali'yi yüceltmeye başladı. Yani Hazreti Ali nasıl fitne yapacak? Ben varım diyecek, demeyecek ya. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a karşı Hazreti Ali yüceltmeye başladı. 3000 civarında kandırdığı adamları oldu. Niye? İlle kandırdığı değil. Yani yönetiminden razı olmayan, valilerden hoşlanmayan vesaire vesaire kişileri, bu 3000 kişiyi Yahudilerden de topladı bu adam. Hazreti Osman radıyallahu anh'ı şehit eden Yemenli bir Yahudi olan El Gafiki idi. Hazreti Osman'ı bu adam şehit etti. Hazreti Osman radıyallahu anh Emevi idi. Hazreti Ali de Haşimilerdendi, peygamberin soyundan. Haşimilerdendi. Emevilerde biraz ciddi bir şey vardı, milliyetçilik vardı. Kendi Araplardan olmayanları, dışlama şeyler vardı. Onu çok iyi kullanmasını bildi. Hazreti Ali Haşimilerdendi, Hazreti Osman Emevilerdendi. Bunların fitnesi başlamış oldu. Yani Hazreti Ali çok yüceltti. Aslında ona layıktı hilafet. Bu nereden şey yaptı diye. Neyse malum. Gelecek itikat fitnesi zeminini İbn-i Sebe Ehl-i Beyt muhabbetini istismar etmeye başladı. Ehl-i Beyt'i muhabbeti esas aldı ve peygamberlik Hazreti Ali ve soyundan Hazreti Ali'den olacağını, soya dayalı olduğunu peygamberliğin, diğerlerine olmayacağını, halifelik buna ait olduğunu, peygamberlik böyle
Ve ondan sonra bak Hazreti Ali ne yapacak bak. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh evlatlarının ilahlar hanedanı haline getirmeye gayret ediyordu. Yani Ehli Beyt'i yüceltmesinin sebebi o kadar yüceltecek ki Ehli Beyt Hazreti Ali'nin soyu ilahlar hanedanı haline getirecek kadar buna aynı böyle inanıyorlar Şiilerde. Şiilerde 33 kolu var. Bir tanesi bir kol Hazreti Ali'nin haşa ilah olduğunu ve Ehl-i Beyt hanedanı, ilahlar hanedanı olduğunu, ilahlık sirayet ettiğini, Tanrı'nın yeryüzündeki görüntüleri olduğunu, hatta Hazreti Ali'nin huzuruna çıkarak bu İbn-i Sebe, sen bizim Rabbimizsin, ilahımızsın dedi. Hazreti Ali bu müşriklerin, yani bir grupla çıktılar, müşriklerin bir kısmını yaktırdı. Kesmedi, yaktı. İbn-i Sebe'yi ordunun içinde çıkacak fitneden dolayı çıkar diye öldürmedi, asmadı, yakmadı. İran'ın eski hükümet merkezi olan Medaniye'ye gönderdi. Medaniye. Hazreti Ali oraya sürgün etti bunu. Burası Hazreti Ali'den rahatsız olanların toplandığı yerdi. Buraya gönderiyordu. Bunlar Hazreti Ali'ye radıyallahu anh ve Hazreti Muaviye'ye radıyallahu anh ve Hazreti Amr İbnül As suikastı öldürmesine karar verdiler. Yani çok kısa kesiyorum dikkat ederseniz. İbn-i Sebe oraya sürülünce orayı organize etti. Onları küskünleri bir araya getirdi. Ciddi bir ordu şey yaptılar. Bu sefer dediler ki böyle olmaz. Üç kişi şehit edeceğiz. Hazreti Ali'yi, Hazreti Muaviye'yi, Hazreti İbnül As'ı öldüreceğiz. Karar verdiler orada. İbn-i Sebe komutasıyla. Ama ikisini kurtuldu. İkisi kurtuldu. Hazreti Ali malum zehirli bir hançerle şehit edildi. Eden de İbni Mülcem denilen bir zındık. İbni Sebe Hazreti Ali'nin ilah olduğunu İran'da yaydı. İranlar daha hurafelerden daha temizlenmemiş idiler. İran zaten bir dinden çıktı ama fethedildiği için İslamiyet'e hem de gururlarına dokundu. Hem de daha hurafelerden çıkmamış idiler. Bu İbn-i Sebe de bunu fırsat kabul ederek daha hurafeler var. Burada İmam-ı Ali'nin ilah olduğunu, yeryüzündeki temsilcisi olduğunu, bu arada İran saltanatlarının da yok olması da bir türlü hazmedemeyen İranlılar buna de bu fikri inandılar. Çünkü zaten hurafelerden çıkmamışlardı. Zaten hurafeler hala İran'da vardı. İranlıların eski dinlerinde hulul akidesi vardı. Çok uygundu buna. Hulul şu. Mesela sigara içenin yanında olsa, içmeyenin yanında olsa ona sirayet eder. Yani benim ruhum sana, onun ruhu da ruhu böyle sirayet ediyor. Dolayısıyla İranlıların eski dinlerinde hulul vardı. Yani ruhum ondan ona geçiyor. Yani şu anda reenkarnasyon gibi bir şey. Reenkarnasyon ta eskiye dayanıyor ama yeni isim taktılar. Yoksa hulul yani aslı şeyi. Hulul. İran buna inanıyordu. İnsana ilahlık isnat eden hulul akidesi Allah'tan sirayet etti insana. İnsan tanrı oldu. Haşa Allah demiyorum. Tanrılaştı. O tanrı Hazreti Ali tanrıdır. Allah oraya sirayet etti. Ondan sonra Hazreti Ali de çocuklarına böyle hulul tarzı var. İslam içine İranlılara sokmaya başardı bu İbn-i Sebe. Önce Hazreti Ali'ye ilahlık isnat ettiler. Bu evlatlarına da sirayet ettiğini iddia etti. Ali ölmedi. Onun suretinde şeytan öldü. O bulutların arkasına çıktı diyordu. Böylelikle Mısır'da Sebiye mezhebinin kurulmasının tohumunu attı. Bu da Sebiye mezhebi çıktı. Yani tekrar inecekler diye. Şiilik İran'da yerleşmeye, gelişmeye başladı ve bundan tam 33 tane kola ayrılmış şu anda ve onlardan bir tanesi de Aleviliktir. Mesela Alevilerin bir kolu var. Bunlardan geliyor. Hazreti Ali'nin ilah olduğunu ve Ali Beyt'e, Ehli Beyt'e bu kadar ihtimam göstermelerinin sebebi bu ilahlar hanedanı olduğunu kabul ettiler. Dolayısıyla bu İbn-i Sebe nasıl ki Yahudi alim ve filozof Saul yalandan
Hristiyan oldu ve Pavlos ismini aldı ve kiliseye çekildi. Çok uzun müddet inziva hayatı yaşadı. Hristiyan icablarını harfin yerine getirdi. O kadar ilerledi, o kadar ilerledi ki halkın güvenini kazandı ve havari gibi olduğunu halka inandırdı ve Hazreti Ali'den emir aldığını, görüştüğünü ve benim söylediklerim onun söylediğindir. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'nın bir de Cenab-ı Hak 3 tane teslis ilah çıkarttı. Böylelikle Hristiyan'ı bozduğu gibi gene Yahudilerden olan ve Müslüman gözüken İbn-i Sebe'yi sahneye çıktı ve çok acayip İslamiyet'i yaşadı ve güveni sağladı. Biz dikkat ederseniz gündelik hayatta da böyle şu anda çok acayip böyle İslamiyet yaşar gibi gözüküyor. Güveni sağlıyorlar ama doğru konuşuyorlar. Tabii ki 9 tane doğru söyleyecekler. Münafın özelliğidir. Kafir karşındadır ve hep karşıt da bulunur. Münafık ise senin yanındadır. 9 tane doğru söyler. Bir tane itikadını bozucu şey söyler. Bir tane sokması yetiyor. Yani münafığın her tarafı münafık değil. Bir tane itikadından, hani amelde hata kurtarır da itikatta kurtarmıyor. Mesela melekler iman ediyorum ama vallahi şu kadar inanamıyorum falan. İtikada ait. Allah'ın farz dediklerine haram dediklerine haram demeyip böyle evirip çevirip geveleyen, itikadımı bozmaya dair böyle yapanlar, direkt yapmazlar. Üflüye üflüye yaparlar. Bunlar münafıktır. En büyük silahları senden daha dindar yaşamalarıdır. Tamam. Ondan sonra girdikten sonra itimadı kazanıyor. Kazandıktan sonra içeriden bozmaya çalışıyor. Peki bunu bozmaya nasıl çalışıyor? Daha önce Şiilerin korkunç planı diye bir sohbet vardı. Onu göndermiştim. Orada anlatmıştık. Dini kaynaklara şüphe uyandırmak, hürmet ve tazim ifadelerini inkar ettirmek, hatta Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu, Peygamber aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve selleme, sahabeye radıyallahu anh, yalakalık olduğunu, yağcılık olduğunu iddia ederler. Şiilerindir bu. Çünkü iman esasları onlardan bir tanesi takkiyedir. Onlar peygamber düşmanlıklarını hadislere düşmanlıkla gösterirler. Peki peygamber inancı hala niye var? Nübüvvet inancı var. İman sebebi imamları şu anda bulunan Şia imamları Ayetullah Hamayneyn var mesela şu anda hatırıma geldi. Bunlar nübüvvetin devamcıları olduklarından dolayı bunlara imanı sağlamak adına peygamberlik inancını tutmuşlar. Ondan sonra Ehl-i Sünnet'in Kur'an'a hücum etmezler. Ehl-i Sünnet'i Ehl-i Sünnet yapan ve anlatan kaynaklara hücum ederler. Yani ana şartele hücum ederler. Odadaki elektrikle dokunmazlar. Binanın girişine şey yaparlar. Hürmet yani Ehl-i Sünnet'i canlı tutan Kütüb-ü Sitte'ye hücum ederler. İslam Sünnet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yani yaşayan Kur'an'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır. Onu anlatan Kütüb-ü Sitte'dir. Üstad Hazretleri Buhari'de görmek, sahabeden işitmek gibidir diyor. Bunlar ne yaparlar? Bir, dini kaynakları şüphe uyandırmak. İki, hürmet ve tazim ifadelerini ortadan kaldırmak. Üç, Ehl-i Sünnet kaynaklarına hücum etmek. Dört, Ehl-i Sünnet'in mukaddes bildiği mekanlara ve türbelere ver hücum etmek. Ve onu anlatan hocaları aşağılamak. Hatta sohbet ederken onların hürmetini kırmak için aşağılayıcı sorular sormak. Cümleleri biraz da izle okuyayım. Hocalarımıza hürmeti kırmak için sohbet esnasında, sohbet ortasında soruya boğmak, ona mevzudan uzaklaştırmasını sağlamak, zor duruma sokmak için garip sorular sormak, ikide bir kaynak istemek, kaynağı göstersen bile kaynağın olmadığını, o yanlış olduğunu deyip hem mevzuyu sabote etmek, hem o dersi yapanın kutsiyetini kırıp o mevzudaki istifadeye mani olmak. Onun için derslere veya camilere gelirler. Mesela onların en büyük özellikleri senin secdeni çaldı, imanını çaldı, Kur'an'ını çaldı, içi boşaltılmış din verildi, nakaratı yaparlar.
ve böylelikle bunu yapanlara hücum edin, sorun. Tabii kaynak bile söylese o kaynağın yanlış olduğunu diyecekler. Mevzu işlenirken sorular sorup cemaate şüpheler, zanlar oluşturmak ve nazarları çevirmek. Tabii ki ders işlenirken onun hoppala sorduğu sorunun hem cevabı hem de kaynağı o anda o sohbet eden kardeş, hoca nasıl verecek? Yani kaynağı nerede diyecek? İşte Risale'de okuyor veya dini bir vaaz ediyor. Yani bu kaynak başka ulemaların işi. Yani kaynak anlatma dersi değil ki sohbet etme dersi. Çünkü sohbet ona odaklanmamış. Yani sohbette yapan zat onun kaynağıyla değil, onun zaten kaynağı malum. Hatırlatma makamındadır zaten. Kaynağı anlatmak değil. Kutsiyet uyandırmak için o sohbet ederken, ama bunlar böyle gelirler. Vaazdayken, kürsüdeyken, mihraptayken, sen ders yaparken hemen sorun, hemen sorun derler. Yoksa sizin dininizi, imanınızı, amelinizi, itikadınızı, Kur'an'ınızı, secdenizi çalıyorlar. İçi boş olarak size takdim ediyorlar diye kandırmacasına hürmetleri ve kutsiyetleri kırmak yapıyorlar. Hatta Allah'a Celle Celaluhu demeyin, Allah Celle Celaluhu demeyin, Aleyhisselatü Vesselam demeyin, Radıyallahu anh gibi demeyin, hürmet ve tazim ifadelerini saldırarak alemimizdeki kutsiyetlerini yıkmak istiyorlar. Planları bu. O kutsiyet giderse muhabbet de gider, amel de gider sonra. Bunu içimizde görünenlerle yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Yabancıyı sokmuyorlar. Yabancı bir anda tepki alır diye. Bizim içimizde buna uygun olan, küskün olan, enaniyet isteyen, biraz da muvazene ve muhakemesi olmayan bilgisi olacak. Ama muvazene ve muhakemesi olmayacak. Dini kurtarmak adına, bidattan kurtarmak adına diye vesaire nakaratlarla bu kişiyi kandırırlar, beyinlerine girerler. En büyük özelliklerini de demek zorundayım. Sihir yaparlar ona. Bunu içimizden birisini seçerler, ona uygun. Mutlaka hep model var, her çeşit model var içimizde. Bir tane seçerler. Aynı gayeye zaman zaman aktörleri, yani bunlara yaptırırlar. Bunu televizyonlarda ve medyada aynı mevzuları yaparlar. Mesela Yaşar Nuri vardı, kaldırdılar. İşte ötekisi vardı, Beyaz kaldırdılar. Şunu kaldırdılar, Yaşar Nuri'yi getirdiler. Bunlar aynı gayeye zaman zaman aktörleri, vitrindekileri değiştirirler, sabit tutmazlar. Beyazı kaldırırlar, kırmızıyı getirirler, Ahmet-i Hüseyin'i getirirler ama gaye aynı. Ehl-i sünnet itikadına hücum etmek, şüphe uyandırmak, kutsiyeti yıkmak ve değiştirmek yaparlar. Evet, ama plan aynı. Şahıslar değişiyor, plan aynı. Haşa, Allah geleceği bilmez derler. Benim kimle evleneceğimi nereden bilir? Madem biliyor niye teklif ettim? Böyle sonra baktı ki toplumdan bir tepki alınca ya onu demek istemedim. Allah geleceği bilmez diye. Allah'a yalakalık, yağcılık yapmayın. Oysa Allah'a tazim ediyoruz. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala. Yani peygamber de mi öyle yağcılık yaptı? Yani bunları demeyin. Peygamber'e aleyhissalatü vesselam, Allah'a Celle Celaluhu yağcılık çekmeyin gibi zırvalarına alet yaparlar. Bunların ortak özellikleri sohbeti sabote etmek, derslerin ve dersi yapanların kutsiyetlerini kırmak, ders ve sohbet ortamlarını feyizsiz, gergin ortama dönüştürmek, gergin bir hale getirmek şey yaparlar. En azından bunu muvaffak olurlar. Dersteki feyiz ortadan kalır, bir de gergin ortam olur. Çünkü söyle o öyle değil. Nerede yazıyor? Sen çıkartıyorsun, sen uyduruyorsun. Kaynağı yok. Kaynağı söylesen zaten mana orada kutsiyet gitti. O akıcılık ders feyzi gidiyor. Kaynağı söylesen o kaynak yanlış. Peki ne yapacağız? Çaresi ne? Böyle bir numunesine rastlarsanız bir rastlarsanız bir daha yaparsa gönderirim sakın demeyin. Bu şahsi hukuk değil, umumi hukuktur. Böyle bir rastlarsanız hemen gönderin, bir daha yapmasına fırsat tanımayın. Yani bir daha yaparsa şöyle böyle yaparım demeden hemen cemaatin umumi hukuku için oradan kovmaktır, göndermektir. Çünkü senin vazifendir, senin affetmek hakkın yoktur. Niye? Şahsi hukuk
Bir de umum hukuk var. Şahsı hukuk mütekellim vahdi olursa musamaha mali talihtir. Şahsı hukuk da böyledir. Kuyruğuna basmış, affedersen ni fazilettir. Ama mütekellim mal gayrı olsa umumun hukukuna tecavüz eden affedemez, cinayettir, hıyanettir der. Sen onu affetme hakkın yoktur. Senin vazifendir onu göndermek. Umum hukuka tecavüz ediyor. Bunlara merhametli davranmak, hak ve hakikata ve cemaatin hukukuna tecavüz etmekle cinayetin büyük olur. Üstad Hazretleri binlerce masum hayvanları parçalayan bir canavarı bir merhametsiz şefkatle, yani o canavarı affetmek, o canavarı affetmek gibi gözükürken onun parçaladığı binlerce masum hayvanlara zulümdür. Bu insanı affetmek de o ders ortamı ve dersin kutsiyetini, dersin şahsiyeti maneviyesini, derste oturanların kutsiyetine tecavüz edeni affetmek, o insanlar adedince hukuklara tecavüz etmiş olursun. Durup dururken bunların türemesi, aynı şeylere saldırmaları nasıl tesadüf olur? Yani çıkıyorlar hepsi vitrine aynı şeye hücum ediyorlar. Yani ehl-i sünnetin kaynaklarına, onun alimlerine ve o sohbetleri yapanları hedef almalar hiç tesadüf olur mu? Büyüklerimize, türbelerimize, kütüb-ü sitteye, hizmet eden kardeşlerimize, hocalarımıza saldırmaları normal mı? Kadere hücum etmeleri, Şialarda kader olmaması. Niye kader yoktur derler? Çünkü Şialarda kader inancı yoktur. Şialarda söyledim biraz önce, üç tane inanç bizim dışımızda yok. Bir, kader. İki, melek. Meleklere şey yoktur, yani meleklere ve kitaplara bir de inanç yok. Çünkü kitap, onların yazdıkları kitap, dört kütüp, dört büyük kitap var diye başta dinlersen görürsün. Orada onların ayetleri, Şiaların şeylerinde, ama vitrinde şeyi gösterirler, Kur'an'ı gösterirler. Çünkü iman esaslarından bir tanesi de takkiyedir. Takkiye onlarda vaciptir. Olmadığı halde öyle gözükmektir. Kur'an'a iman gibi gözükürken etmemişlerdir. Onlar o kitaplarında 17 bin ayetli kitapları vardır. Kitapları odur. Bizim kitap işte Kur'an-ı Kerim 6666 tane malum. Dolayısıyla onlar da meleklere, kitaplara ve kadere iman olmadığından bunların durup dururken bu şeylere, bizim Ehl-i Sünnet ve Cemaat Türkiye'de ve dünyadaki Ehl-i Sünnet'teki bulunan yerlerde kadere hücum etmeleri gayet normaldir. Çünkü Şialarda kader olmaması tesadüfi olur mu? Deccal gibi bunlar meali ısrar ederler, meala. Çünkü Kur'an'dan uzaklaştırmanın en müessir yollarından bir tanesi Kur'an'ı mealine has nazar etmektir. Sebebi, Kur'an'da müteşabih ayetler vardır, benzetme vardır. Mesela yedullah ve çullah, Rahman alel arşisteva, Allah'ın eli, Allah'ın yüzü, Allah oturdu. Ama sonradan diyor ki leyse kemislişin, bu bizim düşündüğümüz gibi değildir ama anlamanız için kullanıldı. Zaten kendisi de söylüyor ayette, bir kısım ayetlerimiz müteşabihtir diyor. Tabii bu müteşabih ayetleri, içtihadi ayetleri devamlı kaşırlar. Evet, Şiaların iman esası ve planlarını söyledim. İnşallah istifade olmuştur ve uyanık olacaksın. Bunu daha çok normal bir insan tabii ki bileceksin ama ders yapan, sohbet yapan, hizmeti aktif eden kişilerin bilip tedbirin alacak. Sakın şahsi hukukunu sokma, duygularını sokma. Böyle bir defa yapıldığı zaman onu dışarıya atın. Tamam. Ben böyle olan yerde bir olursa bir daha olmasını beklemeden ya onu atacaksınız, gelmeyecek veya ben sizin dersinize gelmem diyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. El Fatiha.